Skype bağlantımızla devam ediyoruz. Savaş Çorlu ile Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Şimdi Savaş, günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk sevgili Ezgi. İyi haftalar. Çok teşekkürler. Sana da aynı şekilde. Şimdi hemen bir pazar gününe giderek başlayalım istersen. Galatasaray taraftarları hala tabii ki imza töreninin yankılarından bahsediyor. Nasıl bir atmosferdi, sen muhakkak tabii ki çok yakından takip ettin. İstersen biraz izlenimlerini paylaşalım izleyicilerle. Ya bir defa son yıllarda değil mi, Galatasaray'daki en görkemli imza törenlerinden bir tanesiydi. Daha önce Florya'da oldu, statta basına da sunuda oldu ama böylesine imza töreni, antrenman yeni sezon öncesi Galatasaray'ı kenetlenmiş olan Galatasaray'ı birbirine daha fazla bağlaması, sponsorlara davet edilmesi çok hoş görüntülere sahne oldu. Birliktelik açısından baktığımız zaman Vandalara'nın alkışlanması, bir kez daha sağlık diliyoruz kendisine. Önemli bir, ciddi bir sağlık sorunu vardı. Onu atlatmaya çalışıyor. Yani görüntülere baktığımız zaman orada bunları izleyen bir kişi olarak ben açıkçası çok mutlu oldum. Güzel görüntülere sahne oldu Galatasaray'ın oradaki antrenman öncesi, antrenmanda çıkan ortaya görüntüler. Yönetimin futbolcuları tek tek çağırması, Başkan Rusun Özbey'in oyuncularla ekranlara da geliyor. Görüntülerle samimiyeti, futbolcularla Zaha'nın sahneye çıkması, özellikle Icardi'nin çocukları ve eşiyle çıktığı sırada çok büyük sevgi gösterilerinde bulunması. İmza töreni olarak da baktığımız zaman neresinden bakarsak bakalım yeni sezon öncesi Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon şampiyon Galatasaray'ın üstüne koyarak devam edeceği şekilde gözüküyor. Gerek kadrosuyla gerekse camianın kenetlenmesi, en önemli şampiyonlukta payı olan taraftarın bu coşkuya ortak olması, eğer tek tribün açık olmuş olsaydı yine bir seyirci rekoru kırılabilirdi. Galatasaray'ın antrenman izleme sayısı bundan 2019 senesiydi galiba. Beşiktaş maçı öncesi, derbisi öncesi 40 bindi. Eğer o tribünde açık olmuş olsaydı bu 35 binlik rakam belki 45 bin üzerine çıkacaktı. Yeni bir rekor olacaktı. Şu anda transferler Galatasaray taraftarını mutlu ediyor. Yaşanan tablo Galatasaray taraftarını mutlu ediyor. Okan Hoca oldukça mutlu. Geçtiğimiz sezon üzerine koyan transferler var. İşi bu sezon daha zor olacak. Onu çok net söyleyebilirim. Çünkü yıldızlar transfer ediliyor ve transfer edilmeye devam ediyor. Böyle bir durumda şampiyon takımında Avrupa'daki başarısını hedeflediğini düşünürsek Okan Hoca'nın işi de biraz zorlaşacak gibi gözüküyor sevgili Ezgi. Savaş, bir 8 numara ihtiyacı olduğu açık ve arayışlar da var bu konuyla ilgili. Şimdi gündemde özellikle yine yıldız diyebileceğimiz isimler var. Ndombele gibi, Paredes gibi, Fred gibi. Bu oyuncularla ilgili ne zaman acaba bir anlaşma sağlanacak ve Galatasaray tam anlamıyla kadrosunu ne zaman kurmuş olacak? Şimdi şu ana kadar yapılan transferler Galatasaray camiasını, Galatasaray taraftarını çok mutlu etti. Ama senin de ifade ettiğin gibi Ndombele, Felix, Fred, Paredes isimleri hala Galatasaray'ın gündeminde. Şimdi bu isimlerden hangisini transfer etmek istersiniz diye bir anket yapılsa hepsi birbirine yakın çıkar. O yüzden Galatasaray çok inceleyip sık dokuyor. Ağustos ayına özellikle Sayın Başkan vurgu yapmıştı. Ağustos ayında çok önemli transferlerimiz olabilirdi ama transferlerin birçoğu bitirildi. Ağustos'ta da bu isimlerden bir tanesi mutlaka transfer edecek ama hangisi olur ya da yeni bir sürpriz isim çıkar mı? Talisca Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Ağustos ayına özellikle vurgu yapmıştı Sayın Erden Timur. Burada da bunlarla ilgili bir takım şeyler olabilir. Yeni isimler çıkabilir. Ama şu dört isime baktığımız zaman sevgili izleyici gerçekten de hani Ndombele ismi bana çok enteresan bir isim geliyor. Yani fizik olarak güçlü, o 6 numara 8 numara olayında görev yapabilen, orta sahayı toparlayıcı, Lucas Torreira'yla beraber çok iyi işler yapabilecek bir isim. Yeni sürpriz isimler çıkar mı? Çıkarsa benim için şaşırtıcı olmaz. Çünkü Ağustos ayında özellikle vurgu yapılmıştı. Bu kadar gündeme gelen isimleri, özellikle konuşulan isimleri Galatasaray çok fazla transfer etmedi. Şu son transferlere baktığımız zaman Zaha olmak üzere sürpriz transfer yaptı. Kimsenin beklemediği bir transferdi. Yine böyle bir şey olabilir mi, sürpriz bir isim? İngiltere ile Galatasaray'ın çok gitgeli var. Oralarda yeni isimler çıkabilir. Ama bu isimlerden de bir tanesi olursa da yine sürpriz olmaz benim için. Günay Güvenç transferi bugün açıklanabilir. Kerem transferi bu hafta içinde biter. Yani iki tane yerli, ben iki tane daha yabancı transferin Ağustos ayı içinde olabileceğini düşünüyorum. Gidenler olur mu? Sürpriz gidenler de olabilir sevgili İzgi. Bunu söylemek isterim. Yani sonuçta hala Galatasaray'da beklenen gidişler olmadı. Sezon bittikten sonra şampiyon takımından 3-4 tane oyuncu ayrılabilir demişti. Bunlar ayrılıklar da şu ana kadar olmadı. Zaniolo gibi isimler, Nelson gibi isimler için teklifler hala devam ediyor. Galatasaray'ın istediği rakamlar masaya gelmedi. Gelmesi halinde gidiş ve geliş sayısı değişebilir.
Şimdi birkaç gündür Sergio Ramos ismi çok fazla konuşuluyor Savaş. İstersen bunu da biraz değerlendirelim. Aslında bu konuyu şöyle sormak istiyorum. Ramos gelirse o bölgede rotasyonu geliştirmek için belki Şampiyonlar Ligi'nde bir tecrübe olması açısından mı düşünülüyor? Yoksa Ramos'un gelişi veya başka bir stoper alınacaksa onun alınması Nelson'un gideceği anlamına mı geliyor? Nelson gitse bile bir isim daha alınacaktır. Orada çok net söylüyorum. Eğer Nelson gidiyorsa Ramos artı bir isim daha. O yüzden bu Ağustos ayında gelen ve gidenler çok hareketli olabileceğini ifade ediyorum. Ramos ismine kimse karşı çıkmaz herhalde. Ramos çok önemli bir profesyonel, çok önemli bir yıldız. Özellikle Avrupa'da yaptıkları, burada Ali Sami Yazıcı adını Aslantepe'yi de çok iyi tanıyan bilen bir insan. Daha önceki Real Madrid maçlarında çıktığı zaman benim de kendisiyle kolay kolay kimseyle fotoğraf çekilmem ama hatıra olarak çekildiğim ender isimlerden bir tanesidir. Ramos ismi Galatasaray'da gerçekten çok gündemde. Galatasaray yöneticilerine sorduğumuz zaman, yönetim kanadına sorduğumuz zaman bu isme yalanlama gelmiyor. Neden olmasın diyenler de var, şaşıranlar da var. Avrupa'da yeniden bir kupa düşündüğü düşün. Eğer farz edersek Galatasaray'ın bunu başkan da söylüyor, Erden Timur da söylüyor. Yeniden bir kupa kaldırmak. Bu kupa Şampiyonlar Ligi kupası değil. Bunu tekrar söylüyorum. Asla Galatasaray'ın Avrupa'da bir kupa kaldıracaksa yeniden Avrupa UEFA kupasını yani Avrupa kupasını kaldırma gibi bir şey var. Şampiyonlar Ligi çünkü çok rekabet orada çok daha üst seviyede. Kadro olarak baktığımız zaman, yıldızlar olarak baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'ne kalıp Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiği yere kadar gidip belki oradan bir tur daha geçip belki üçüncü olarak. Şimdi rakipleri görmeden bir şey diyemiyorum ama Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi kupası değil de yeniden o müzesinde olan UEFA kupasını bir kez daha kazanmak. Bunun için de Sergio Ramos çok nokta bir isim olur. Galatasaray yönetimi önümüzdeki günlerde bu transferi gerçekleştirirse benim için sürpriz olmaz. Yıldızlar geçti devam edecek gibi gözüküyor. Ağustos ayında fırsat transferlerini bekliyor. Bambaşka bir Galatasaray. Şu ana kadar baktığımız zaman o 2011-2012 dönemindeki Ünal Aysal dönemindeki çileklerin yağdığı dönemdeki Galatasaray'dan sonra kadro değeri olarak da Türkiye'nin yani marketing olarak baktığımız zaman da en yüksek değerine sahip. Bu rakamlar daha da yükselecek gibi gözüküyor sevgili Ezgi önümüzdeki günlerde. Şimdi Galatasaray'ın en büyük başarısı olarak şimdiye kadar aslında kadronun korunması olarak gösterilmişti Savaş. Eğer Sacha Boey ya da Nelson veya ikisi birden giderse savunma dörtlüsünden iki isim çıkmış olacak ve sezon başı kampı bu şekilde geçirildi Galatasaray'da. Bu durum sana göre bir handikap yaratır mı ve sen bu transferlerin gerçekleşme ihtimalini ne kadar görüyorsun? Handikap yaratır tabii ki. Eğer Avrupa'da bir kupa kaldırmak diyorsanız bunu çok net ifade ediyor Galatasaray yönetimi. O zaman Sacha Boey, Nelson ikisi birden gitmez. Sacha Boey geçtiğimiz sezonun en formda isimlerinden bir tanesiydi. Yani böyle tek tek baktığımız zaman Icardi tabii ki ön plana çıkıyor. Douglas Torreira ön plana çıkıyor ama Sacha Boey çok büyük sürpriz yaptı. Ve Galatasaray Sacha Boey satacaksa bunu Avrupa'daki maçlarda biraz daha yukarılarda çıkarıp çıtayı yükseltip ondan sonra şu anda iki oyuncuya da beklediği teklif gelmedi. Sacha Boey için 25 milyon euro serbest kalır maddesi. Burada şey, Nelson için Sacha Boey'de bu yoktu. Sacha Boey bunun önümüzdeki günlerde yeni bir sözleşmeyle Galatasaray yapacaktır. Yeni bir sözleşme serbest kalır maddesi. İki oyuncudan da beklentisi yüksek. Nelson'da bir mutsuzluk, bir böyle gitme isteği var gibi. Kampa giderken mutsuzdu. En son Litvanya seyahatinde yayına denk gelmişti benim. Yayında izlerken de ifade etmiştim. Nelson'da bir mutsuzluk mu görüyorum acaba diye. Çok fazla gülmüyor. Bütün futbolcular resim çekilirken, uçakta inerken, neşeli bir hali varken Nelson'un o mutsuz hali maçı da yansıdı. Çok ciddi bir hata yaptı. Bireysel olarak çok alışkın olmadığımız şekilde. Ama şu anda Galatasaray, iki futbolcu da Galatasaray'ın. Ben Sacha Boey takımda kalacağını inanırım ama Nelson için aynı şeyi söyleyemem. Eğer Nelson'da kalacaksa kendisine çeki düzen vermesi lazım. Burada olduğunu hissetmesi lazım. Eğer illa gitmek istiyorum derse Galatasaray kimse bir futbolcuyu zorla tutamaz. Eğer gitmek istiyorsa onun bir bedeli vardır. Serbest kalma bedeli var. Orta yol bulunur gider ama tekrar söylüyorum Ramos gelirse bu takımda çok 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 savunmada toparlayıcı olur. Direkt de bankoda oynayabileceğini düşünüyorum. Yani yaşı 37 olması hiç fark etmez. Çok tecrübeli, çok atletik. Çok da ceza sahasında kendini unutturabilen ve toparlayıcı bir isim olur. Bakalım önümüzdeki günlerde bence bu konuda çok ciddi bir gelişme olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yalanlama gelmedi bu habere. Peki Savaş Çorlu, çok teşekkürler verdiğin bilgiler ve yorumların için. Güzel bir gün diliyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.